Merhaba, bu videoda sizlere YouTube'da altyazı özelliğini göstermek istiyorum. Nasıl kullanılıyor, nasıl farklı dillere çevrilebilir bunları anlatmak istiyorum. Şimdi örnek olarak ben bazı siteleri açtım burada. Diyelim ki Doğa İçin Çal diye seri oluşturan bir kurum vardı. Bunu çaldığım zaman, bakın şurada altyazı gözükmektedir. Bunu kapatabilirsiniz, bu ettiklerinizi zaman. Her sitede bu şekilde altyazı özelliği yoktur. Olanlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Her sitede yoktur. Olanlarda kullanabiliyorsunuz bu özelliği. Olmayanlarda kullanamıyorsunuz. Tıkladığımız zaman bakın geliyor. Şimdi burada başka dillere nasıl çevirebiliyoruz? Ya da burada çevirmeyelim. Başka bir siteden bakalım. Diyelim ki bu sitede de TEDx konuşmalarının olduğu bir site. Bunun varsayılan olarak altyazılarda varsayılan olarak bunu normalde İngilizce olarak oynattığımız zaman it's easy, it's convenient. Normalde bizim ilk anda Türkiye'de izlediğimiz zaman bunlar da altyazı çıkmıyor. Altyazılı olarak izlemek istersek burada altyazı özelliği varsa şayet şunu tıklıyorsunuz. Altyazı olarak seyrediyorsunuz. Yani bunu eğer ki bu özelliği açıp kapatıyorsunuz buradan normalde kapalı gibi tıklayınca açılıyor. Bunu başka bir dilde dinlemek isterseniz ya da başka arkadaşınızla başka dillerde neyse, bakın burada diller mevcut. Buradaki dillerden herhangi biriyle yahut da bunlardan olmasa otomatik çeviri tıklayarak buradan herhangi bir dilde de ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. Artık bunu izlediğimiz zaman well be the fastest way to get things done. Bu şekilde artık Arapça olarak yazıyor. Tekrar biz başka bir sitede görelim. Burada yine Türkçe'ye çevirmişiz bunu. Normalde İngilizceydi bu. İngilizce öğrenmeliydi. İngilizce konuşması. Türkçe'ye çevirdik. Bakın normalde şurada kapalı dediğimiz an altyazı özelliği kapalı geliyor. Normalde zaten kapalıydı. Burayı tıklayarak açabiliyorsunuz. Ayarlardan orijinaline getirmek istersen ben bunu. Orijinalde İngilizce otomatik olarak oluşturdu burada. Bu şekilde. Ve göster dediğimiz zaman şu anda ekranda göstermeyecektir. Gösteriyor. Bakın, kapatmak istediğimiz zaman böylece altyazıyı buradan kapatın. Peki başka bir sitede bakalım. Şurada da diyelim ki bakın mesela Net.de Müzik büyük bir müzik firması Türkiye'de. Bazı sanatçılar için biraz daha tanınmış sanatçıların altyazıları oluşturulmuş. Altyazılı. Diğerlerinde diğer sanatçılarda hepsinde çıkmaz bakarsanız. Şimdi örnek olarak bunu alalım. Tarkan'ın. Şuradan altyazı özelliğini kapattığımız zaman altyazı çıkmadan izliyorsunuz. Normalde öyle geliyor zaten. İsterseniz altyazı açın. Ama bunu başka dilde arkadaşlarınız bu şarkıyı ne söylediğini anlatmak istiyorsanız, öğrensinler istiyorsanız ya da dinlerken biraz daha manasını anlayarak dinlemelerini istiyorsanız buradan altyazı özelliğinden şu seçenekleri tıklıyorsunuz. Seçenekleri tıkladıktan sonra bakın burada seçenekte tıklanınca yazısı bir rengi, yazısı bir boyutu, arka plan rengi bunları da seçebiliyorsunuz. Yani arka plan siyah yerine işte yeşil olsun. Bakın bu şekilde mavi olsun gibi özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Buradaki özellikleri yalnız İngilizce konulmuş. Bu sitede yalnız İngilizce konulmuş. Diğerlerinde ise şuradan kapalı açtıktan sonra altyazılar evet, yalnızca iki dil olarak görebiliyoruz. Ama diğerlerinde daha farklı dilleri ne yapabiliyoruz? Diğerlerinde şurada tıkladığımız zaman, otomatik çeviri tıkladığımız zaman daha farklı dilleri de destekliyor. Pekala, bir de hiç şeyi olmayan böyle bir video var. Bunu beğendiniz. Siz de diyelim ki Almanca biliyorsunuz ya da Bulgarca biliyorsunuz ya da başka bir dil biliyorsunuz. Oradaki arkadaşlarınız da bu videoyu altyazı olarak izlemelerini istiyorsunuz. O zaman siz de YouTube'a destek olabilirsiniz. Katılımcılık sağlayabilirsiniz. Burada şunu yapıyorsunuz. Şurayı tıkladıktan sonra altyazı kapalı. Burayı tıklayıp altyazı ekle diyorsunuz. Altyazı ekle dedikten sonra şurayı seçiyorsunuz. Burayı seçtikten sonra bakın normalde Türkçe ekleyebilirsiniz ama diyelim ki Almanca bildiğinizi varsayalım. Almanca.
Almanca yazıyoruz. İşte Almanya Almancası olsun. Bunu tıkladıktan sonra bakın buraya geliyor. Burada videonun o süresinde altyazıda ne girilmesi gerekiyorsa buraya yazıyorsunuz. Buraya ne gerekiyorsa bu şekilde Almanca olarak bu şekilde yazdıktan sonra tüm dakikaları buradan görüp yazabilirsiniz. İzleyebilirsiniz aynı zamanda burada. Ayarlanabilen altyazıyı buraya ekleyebiliyorsunuz. Ekledikten sonra işte katkıda bunu dediğiniz zaman buraya siz eklemiş oluyorsunuz. Artık bu durumda burada ne olacaktır? Altyazı özelliklerine altyazı Almanca olarak görünecektir. Başka birisi de başka bir dediler katkıda bulunup bunu çevirebilir altyazıyı. Bu şekilde ya da siz kendi videonuzda eğer bildiğiniz bir dil varsa onun baştan altyazılarını ekleyip direkt altyazı dosyasıyla da şey yapabilirsiniz. Yine kanalımda altyazı filmlere, altyazı videolara nasıl eklenir? Bununla ilgili video da var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Sorularınız olsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.